Hayırdır ev kardeşim? Akşama muhabbet meclisi mi var? Bu neyin hazırlığı? Evet Evdaş Bilal. Birazdan Leman arkadaş gelecek. Lemansa bir kız sanki. Bir kız mı gelecek? Evet Evdaş Bilal. Bir kız gelecek. Kendisiyle film izleme eylemiyle başlayacak süreci gecenin sonunda sevgililik sözleşmesini imzalayarak bitirmeyi umut ettiğim bir kız. İkiye bölünemeyen bir sayı. Üzgünüm. Olsun. Olsun muhterem. Arkadaşının mutluluğuyla mutlu olmak da sevaptır. Ne filmi seçtin? Sosyalizmin yıkılışını ve proletaryanın çöküşünü anlatan 4 saatlik bir mini belgesel. Amerika'nın dayattığı Hollywood filmlerini izlemeyi doğru bulmuyorum. Amerika'nın dayattığı kolayla cipsi yiyorsun ama. Neyse, bence bir korku filmi seç. Korkunca sarılmalı. Uf, uf, uf. Sosyalizmin yıkılmasından daha korkunç ne olabilir? Bırak şimdi propagandayı Allah aşkına. Bak benden çok güzel filmler var. Cin filmleri. Tam bu durum için. Cin kaçtı. Cin çıktı. Cin döndü. Cin girdi. Bence bunlardan birini izle. Çünkü korku şehvete vesile olur. Uf, uf, uf. Bastırılmış duyguların örgütlenip açığa çıktığında senden biraz korkuyorum Evdaş. Hah! Geldi Leman arkadaş. Arkadaş deme, lazım olacak. Ne haber? Hoş geldin Leman. Merhaba. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir tane kız arkadaşım geldi. Sorun olur mu? Ne sorunu olacak ya? Tanrı misafiri gelmiş, gelmem mi diyeceğiz? Tamam. Çiçek, gel. Merhaba. İsmim Çiçek. Sordum sarı çiçeğe. Erkek arkadaşın var mıdır? Yok erkek arkadaşım. Komik bu be. Evet evet. Yalnız biz çok kalamayabiliriz. Berkcan arayacak. Belki bir event'e çağırır. Yine mi Berkcan? Ya Haçlı Seferi gibi sürekli event düzenliyor bu Berkcanlar. Üzülme Evdaş Bilal. Emperyalist güçlerin son oyunu olan bu Berkcan'a bir dur demenin zamanı geldi. Bu akşam bu oyun bozulacak. Ne yapacağız ki bu akşam? Film izleyeceğiz Leman. Korku filmi. Korku filmi. Biz korkarsak size sarılırız ama. Sarılalım. Tüm halkların kardeşliği için 4 kolla birbirimize sarılmalıyız. Bilal sen de yanıma otur olur mu? Ben çok korkarım. Korkunca da senin elini tutarım. Sen korkmazsın değil mi? Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmam hemen anla. Hadi artık. İzleyelim şu filmi. Allah'ım saadetimizi bozma ya Rabbim. Hayda, kim geldi ya? Sen bakıver. Ben bir koşu bakayım geleyim. Selamun aleyküm. Enişte, Allah'ım hiç bırakmıyorsun günah işleyeyim. Hayırdır, sen niye geldin? Ya bir akrabanın düğünü vardı. Gelmişken uğrayayım dedim biricik yeğenime. Biricik yeğenin sana yalvarıyor. Ne olur git enişte. Çok zamansız geldin. Hanım arkadaşlarla korku filmi izleyecektik. Hiç gidemem vallahi. Otobüsün kalkmazsa 3 saat var. Ha şuracıkta oturun. Ya hadi izleyelim şu filmi artık. Öf. Açıyorum filmi. Ya bak şimdi. Lan iyi misin? Allah'ım affet. Ya bak, sen şimdi film dedin de. Düşüyordu ya. Ya sen şimdi film dedin de benim aklıma ne geldi? Oo, enişten hızlı girdi mübarek. Bilal ne oluyor? Adına enişte dediğin feodal kimlik bize nasıl bir sıkıntı çıkarabilir? İzle de gör. Ya bak şimdi ya. Bizim köyde Felemez değil mi? Bir çocuk vardı. Hollywood Felemez derdik bu. Film çocuktu yani. Bilal sen bilirsin lan. Ne önemi var ki? He lan, o işte o. Ya. O zaman bizim bu felemiz köyde simit satardı. Ha, bir gün yine çarşıda haydi ya taze simit var, haydi ya taze simit var deyin ha. Simit satıyor bu. Ama öyle satamaz ki. Ne yalan mı? Kimse anlamaz ki enişte. Ha, oğlum ha. İşin orijinalliği orada yani. Neyse ha. Arkadaş oradan geçen Pavarotti bunu duyuyor. Hı. Bak Allah'ın işi işte. Pavarotti buna gelip diyor ki, ben de böyle oktavlı ses görmedim. Gel seninle İtalya'ya gidelim. Milano pazarında diyor penye satalım. Bu bizimki diyor ki, ah olur. Arkadaş bunlar beraber Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya gidiyor mu? Ne? Ljubljana. He? Orada bunları Haluk Levent ne haber ehpep deyinle karşılıyor mu? Haluk bunlara diyor ki, buranın diyor penye mafyası acayip yani soluk aldırmıyor, acayipleri yani. Gelin diyor biz sizinle 3-4 tane ev tutup eğer girengi işine girelim. Bak akıllı adam. Arkadaş Pavarotti'nin vaftiz töreninden kalma altınları toplayıp satıyorlar. 3-4 tane ev tutuyorlar. Ama arkadaş evler kimse kiralamayınca da Pavarotti Haluk Levent'e diyor ki, sen soktun bizi bu işe, senin yüzünden oldu, sen söyledin diyor. Haluk Levent buna diyor ki, ben söylemedim diyor. Felemez de ben söylemedim deyince, ya bizim Pavarotti o söylemiyor, bu söylemiyor, kim söylüyor deyince bağırınca, arkadaş oradan geçen Aylayla Müslüm'ün yapımcısı bu filmi çekiyor mu? Bak şansa bak ya. Bizim Felemez de bunun kıskanıp ses tellerini çalıyor mu? Felemez don indirip de koşmaya başlıyor mu? Ya demem o ki, sen ne çabuk unuttuk biz Pavarotti. Beh. Ne? Vay be! Bu enişten tam bir zaman sömürücüsü. Avrupa'nın Afrika'yı sömürdüğü gibi zamanımızı sömürüyor burada. Aman ev kardeşim. Belki hanımlar beğenmiştir eniştemin hikayelerini. Beğendiniz mi kızlar? Yok be! Ömrümden ömür gitti. Bu ne ya? Bütün eğlencem adımı Down'la bir etti. Enişten Down'ladım. Çiçek Hanım siz? Çiçek Hanım. Ha Çiçek benim. Ben adımı unuttum bir an. Affedersiniz. Biz kalksak mı? Bu burada oturacaksa benim... Ah. Asla! Lütfen ama kat'a! Zaten eniştem şimdi sıkılır. Biz filmi açalım, devam edelim ev kardeşim. Kızlar, ben böyle cinlere, hayaletlere asla inanmam ve de bunlardan asla korkmam. Eğer korkacak olursanız benim korkusuz bedenime sarılabilirsiniz. Tamam. Ne oldu ev kardeşim? Bir çığlıkla imana geldim. İşte sanatın gücü. Senin de sanata biraz saygın olsun Evdaş Bilal. Sessiz olalım, filmi izleyelim. Lütfen sessizlik. Yalnız harika film seçmişsiniz ha. Acayip heyecanlı yani. Bravo. Bak ben size bir şey söyleyeyim mi? O adam o evden içeri bir daha girerse acayip korkunç olaylar olabilir. Aha adam evden içeri girdi. Adam yürümeye başladı. Bak bak bak. Anam arkasından biri geliyor. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Anam aman çok korkunç olaylar olacak. Ah be olmadı. Yönetmen bak bunları bilerek gerilimi arttırmak için yapıyorlar ha. Anam koltuğun rengine bak ne güzel ya. Bak adam koltuğa oturdu. Karşısında bir kadın var. Bu kadın kim ya? Güvendik patron mu? Yok yok o yaşlanmıştır. O değil yani. Aha. Adam bir arabaya bindi. He. Burası neresi? He bak sahne değişti. Bakalım şimdi burası neresi? Dur bakalım bunu birazdan anlarız neresi olduğunu. Arabayla ilerliyor, ilerliyor. He arabanın ilerlediği yermiş burası. Şimdi anladık bak. Telefon çaldı. Alo. Alo. Yes diyor. Yani sen kimsin? He bu adamın karısı olması lazım. Demek ki biraz önce kadın oydu. He. Ama adamın karısı ölü değil miydi? Eyvah! Araba arkasında biri var. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Ah, tüh be! O bebek pusetiymiş ya. He, bunların demek ki bak bir tane bebeği var. E bebek nerede? He, bebek kreşte. Adam arabayla kreşte... Sus artık be adam! Sus, bütün filmi izlerken senaryosunu okudu ya. Bu ne? Şimdi şöyle yapacağız. Sen yine filmi anlatacaksın böyle, dayanamayacaksın. Neler olduğunu seslendireceksin. Bilal sen de ortamı bozuyor diye onu böyle geçiştirip bir an önce... Yani filmin konsantrasyonunu bozmamak için onu susturmaya, geçiştirmeye kibarca gayret edeceğim. Bunu? İşte, yapabildiğin kadar. Buyur. Hala bak. Aa, başka sahne gördünüz mü ama? Aa, koltuğa bak, kıpkırmızı ya. Evet, evet. Aynı bizim yazlıktaki koltuğun renginde. Adam koltuğa oturdu. Şu karşısında bir tane kadın var, gördün mü? Kadın ha ne diyor ya? Enişte. Adam baktı. Bu kadın demek ki orada karşısına çıkan kadındı. Enişte. Bir tane adam geldi. Adam diyor ki, arıyor, evet. Ya diyor. O abi tam yumruk atıyor. Adam burnundan tutuyor, çekiyor, atıyor. Allah'ım! Bak başka sahneye geçtik. Evet. Ben bunu adam biraz şimdi... sardıracağım hızlı. Adam şimdi geliyor, oradan geliyor diyor çünkü. Yolda bir tane adam görüyor. Ha, otostop çekiyor adam. Ha dur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Gerisini biz kendimiz izleyelim. Bu ne ya? Tuvalete gidelim. Benim çişim gelmedi. Yok, gelsene buraya. Sabah bunun değerlendirmesi yapacağız. Yürü. Tamam, o zaman. Bilal, adına enişte dediğin feodal yapı gecemizi mahvetti. Kızlar şu anda içeride Brexit'imizi oyluyorlar. Enişte, sağ ile solun birleştiği bu kutlu geceye... konuşarak nifak tohumları ekiyorsun. Ekme! Bak şimdi ama yağım sen bana bunu söylemiyorsun ki. Tamam canım. Kızlar gelsin. Ben de kalkar giderim artık. Söz mü? Ha. Enişte, bak eğer bir hikaye daha anlatırsan... zebanileri ahirette dilimi ensemden çeksin inşallah. Söz mü? Tamam lan. Eyvah! Biz karar verdik, gidiyoruz. Evet, Berkcanların partisine gidiyoruz. Gitmeyin, yapmayın. Ne varmış bu Berkcan'ın partisinde? Sinema gibi sanat dururken yozlaşmış bir partide eğlenmenin ne manası var? Berkcanların dünyaca ünlü DJ'i var. Sizin bir DJ'niz var mı? Vallahi bizim bir DJ'miz yok. Berkcan kazandı. Lanet olsun bu Berkcanlara yahu. Ya hangi Berkcan bu? Sen Danguvalı Berkcan mı ya? Evet o. Sen onu tanıyor musun? Ya tanımaz olur muyum ya? Onunla ilgili acayip bir hikaye var. Hatta bunlar kimle beraber biliyor musun? Çabuk çabuk otur, dinlemeliyiz. Yarın kantinde olay. Evet aylarca konuşulur. Çok merak ediyorum. Hadi anlat. Yok asla anlatmam. Bilal kızar. Enişte. Konuşmazsan inşallah zebaniler ahirette dilimi ensemden çeker. Anlat. Anlat ki Berkcan'ın hikayesinden feyz alalım. Yolumuz onun ışığıyla aydınlansın. Anlat ben muhterem. Ilgıt ılgıt salınan Anadolu'nun başaklarını dinler gibi dinliyoruz seni. Anlat be adam. O zaman oturun bakalım. Herkes bana baksın. Gözler kulaklar bende, tamam mı? Bak şimdi. Ya bu Berkcan, sen Dangua'dan mezun olduktan sonra rap işine girmek istiyor. Ama diyor ki bana uygun fit yapacak bir adam yok. Arkadaş bu kalkıyor gidiyor te Grosberg'e, Berlin'e. Orada bunun kim karşılıyor biliyor musunuz? Kim? Karl Marx. Kim? Karl Marx. Ya söyle. Karl Marx. Ya Karl Marx o koca saçıyla, sakalıyla böyle bunun karşısında belirince... bizim Berkcan diyor ki, aa seni bana Allah gönderdi, aksakallı dedim. Gel seninle beraber biz rap yapalım. Karl Marx bana diyor ki, benim rap'len ruplan, zaplan zuplan, duplan ruplan diye işim olmaz diyor yani. Anladınız mı? Ne? Ama istersen diyor, gel seninle biz berber işine girelim. Amerikan tıraşı haricinde her türlü tıraşı yaparız. Bu tamam diyor. Bunlar atlıyor gidiyor Mississippi'ye. Ne? Karl Marx'ın bibisinin yanına yani. Mississippi'ye. Arkadaş bunlara orada devlet sırf bunlar komünist diye hayır dizayna hafalık belgesini vermiyor. Bak, Berkcan diyor ki ne yapacağız diyor yani Karl Marx, ne yapacağız? Karl Marx diyor ki nasıl olsa benim sakalım uzun. Bana bir tane de oduncu gömleği alalım. Üçüncü nesil kahve dükkanı açalım diyor. Bunlar Karaköy'de duvarında bir tane bisiklet olan dükkanı açıyor mu? Bak. Macchiato, frappuccino, mocha, hoka, loha, mocha derken dükkan batıyor mu? Batıyor. Ya. Arkadaş, Karl Marx bu diyor ki hata yaptık diye. Biz aslında Çago Vera tişörtü yapıp satacaktık deyince Berkcan'la bunlar birbirine giriyor mu? Hı. Bunları kim ayırıyor bilin bakalım. Kim? Demet Akalın. Aa, yeter be kalk. Partiye yetişelim saçmalıyor ha. Evet ya. Leman, şey partiye ben de gelebilir miyim? Aa, yürü git be! Kızlar, arabanızda boş yer var mı? Var. La beni de hadi otogara atıverin. Tamam gel, radyo bozuk zaten. Boş boş konuşuruz. Hadi selametle. Neden? İbrahim, neden bunlar hep bizim başımıza geliyor ev kardeşim? Evdaş Bilal. Şu boy abdestini bana da öğretir misin? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılın.